Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Selamlar saygılar Kuzey Boru beraberiz arkadaşlar. Gene tavan gene tavan. Biraz sıkıntılı işler devam etmekte. Şimdi arkadaşlar burada bir iş sözleşmesi mi varmış? %6.72 2022 hasılatına oranı şeklinde yer almış ama yani bu haberler tamam bir yere kadar gerçekten. Bu haberlerle insan bu hareketi algılamıyor arkadaşlar. Yani 4 kat gitmesi benim de gidiyor. Yoksa bir sürü böyle haber paylaşan, iş ilişkileri paylaşan elektrik de var. Ama yani yine Alkart olduğundan diyebiliriz galiba. Böyle bir tepki yaratmış olabilir. Ya şimdi de hani bu noktalardan alanlar bile satmadıysa çok üzücü bir durum gözüküyor arkadaşlar. Yani zaten şu 184'lerdeki tavan olmasından alanlara hiçbir şey demiyorum. Onlar külli zarardadır zaten. Özücü bir durum. Burada trend çizgimiz de bozulmuş. Her şey bozulmuş arkadaşlar. Burada e, bollinger bantlarının bir desteği var. Şurada 113.4 113 noktasında arkadaşlar. Eğer belki bu pazartesi bir durulursa orada durulabilir gözüküyor. Yoksa burada e, kötü yönde kırılırsa işler sıkıntı. E, çok fazla destek attı. Bir şöyle 92-94 aralarında bir e, fiyat bocalamış. Belki oralardan destek alma çabasına girebilir. Yoksa e, i̇şler daha da sıkıntıya gidecek gibi gözüküyor. Kuzey Kuzeyvor'un aracı kurum doğalını sizlerle paylaşayım. Zaten e, tabandaki lot miktarı ancak gözümüze çarpabilir. Ve alanlar satanların e, maliyetleri gözüküyor arkadaşlar. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Beraberiz arkadaşlar gördüğünüz üzere. %3.56'lık bir düşüşle kapatmış günü. Şimdi hem aracı kurum doğalından bahsedeceğiz. Hem de şöyle cahatesin biraz daha genel manada bakalım yorumuna. Arkadaşlar Cates burada güzel bir çanak tamamlamaya gitmiş. Yaklaşık olarak zaten 91 noktasından dönmüş. Burada da baktığımızda 94 noktalarını tamamladığını görüyoruz. Artık bu saatten sonra ya böyle fincan yapacak arkadaşlar ya da çanağı böyle boyu kadar yukarı gidebilir gibi yorumlar yapılabilir. İşte her istediğiniz yorum yapabilirsiniz ama piyasanın durumuna bağlı arkadaşlar. Yani Biraz daha sanki kulp yapacak gibi mi geliyor? Tabii ki yatırım tavsiyesi olarak algılamayın ama zaten şurada ufak bir kulp yapmış, sonra tekrardan e, 94 seviyesine gelmeyi bilmiş. Şurada bir tavan kapatma olayı var zaten. Sonra 94'e fırlamış. E, günü tekrardan eksili anlamda kapatmış. Burada dikkat etmemiz gereken şöyle ortalamaya baktığımızda turuncu ortalamaya. Şurada bir destek var, şurada bir temas var. Burada destekle beraber tekrar yoluna devam etmiş. Yani aslına bakarsanız ortalama takip etmek önemli. Yani bu bollinger bandının ortalaması. Onu da sizlere söyleyeyim. Eğer ki sizler de grafikte incelemek istiyorsanız. Aracı kurum dağılımlarını da ekranlara getireyim. Bank of America'nın burada biraz fazla miktarda lot sattığını gözüküyoruz alanlarda da iş birinci sırada arkadaşlar. Burada maliyetleri ve net lot miktarlarını sizler de inceleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Mega Metal beraberiz. Tavandan kapatmış. Dün de bir kap gelmiş arkadaşlar. Galiba onun haberiyle beraber güzel bir kapanış yapmış. Şunları ekrana getireyim hemen. Mega Metal yurt içi yerleşiği iki müşterisiyle 2024 yıl 2024 yılını kapsayacak şekilde yıllık bazda 3000 ton sipariş alımı konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. İki siparişin 2004 euro'luza toplamda 30 milyon dolar katkı yapması beklenmektedir şeklinde kap haberi yayınlanmış. Arkadaşlar tamam bu kap yayınlanabilir ama ben burada dikkat etmeniz gereken bir noktaya değineceğim. Burada turuncu bir ortalamamız var. Bu Bollinger bandının ortalamasıdır. Sizler de trailing yerden inceleyebilirsiniz. Burayı kestiğinde genelde olumlu gitmiş. Akümülü olduğu tekrar burayı destek olarak kullandığı bölgeler şurada bir temas var arkadaşlar. Yani yakınlaştığı noktalarda da böyle yine V formunda yukarı gitmiş. Şurada bir temas var arkadaşlar. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 yani bayağı bir temas var. Sonrasında gelen güzel bir haberle tekrardan Bollinger bandının üstüne atmış. Evet arkadaşlar Mega Metal yorumumuzda bu şekilde bir video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Saygılar su tatil gayrimenkul yatırım ortaklığı sistemimizle beraberiz. 51.50'den kapanış yapmış. Yani bu gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde genelde güzel işler yapılıyor. Ee, yani Surge'ye ve Bego açısından yani son günlerde güzel işler yapılıyor derken e, fiyat artışından bahsediyorum arkadaşlar. Yoksa Av Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ona pek fazla yansımadı bu fiyat hareketleri. Yani Sur tatileleri gayet güzel bir atak yapmış 53'lü seviyeler ama kapanışı 51.50'den olmuş. Bayağı bir yüksekten kapatmış zaten gene bu 5.66'lık yükseliş gayet iyi. Şimdi arkadaşlar burada ortalamalara yakınlaşmışız. Şurada da keza öyle. Oradan bir destek alarak tekrardan kendimize yön ve Sur GYS'si. Yani tekrardan eğer hani böyle uzaklaştığını varsayanlar için şöyle ortalama olarak 48.28'leri destek olarak belirleyebiliriz. Tabii bu oynayacaktır illaki fiyatın hareketiyle beraber. 48.50 bandında önemli bir destek mevcut zaten şöyle baktığımızda şu mumların destek alırsak orada önemli bir nokta olduğunu unutmayalım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, saygılar, begyo hissemizle beraberiz. 5.17'den kapanış yapmış gözüküyor. Arkadaşlar Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında biraz sıkıntılı başlamıştı. Yaklaşık tamam 5 4'lü seviyelere 2 3 tavan yapmıştı ama sonrasında gelen baya ee, bayağı bir düşüşten sonra arkadaşlar güzel toparladı. Şu geçtiğimiz günlerde. Şimdi Bollinger bantlarına baktığımızda daralmalar genelde güzel sonuç vermiş arkadaşlar. Burada bir daralmış. E, yukarı yönlü sert atak yapmış. Burada tekrar daralmış. Burada 5.17 seviyesinden 5.61'li seviyeler tekrar denenmiş. Ama burada biraz karar verme aşamasının sonuna gelmişiz gibi gözüküyor. Hem trend çizgisine çok yakınız hem de ortalamaların aşağısında bir kapanış yapmışız. Turuncu ortalamaya bakarsanız genelde buradan temas alıp yukarı doğru yönlü gitmiş. Fakat burada ee, ya tolere edecek ya da aşağı doğru ee, bir kırılım yapacak gibi gözüküyor. Yani biraz karar verme aşamasında sizlerle gözüküyor arkadaşlar şöyle 4.82-5 lira civarlarını destek olarak göz önünde bulundurursak oralara dikkat edelim derim ben. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Selamlar sayılar. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sistemimizde beraberiz. 51.50'den kapanış yapmış gözüküyor. Arkadaşlar şöyle bir çanak tamamlama muhabbetine doğru gidilmiş. Yaklaşık olarak zaten burada bir tamamlamış. Sonra sert bir düşüş, sert bir yükseliş, sert bir düşüş. Yani burada tabii düşüşler artık yavaşlamış. Sonra ufak ufak hareketlenmiş arkadaşlar. E, Bollinger bandındaki daralmalara ve ortalamalara ben bugün dikkat çekeceğim. Şimdi şurada bir temas olmuş arkadaşlar. Yukarı yönlü kırmış ve yoluna devam etmiş. Rally başlatmış. 51'li seviyelere gitmiş, 54'lü seviyelere. Sonra akümüle olduğu bölgede şurada bir tekrardan destek alma çabasına girmiş ve şurada e, tekrar temas. E, şimdi burada baktığımızda ise arkadaşlar temas etmiş ama biraz işler kötü gitmiş gözüküyor Avrupa kan gayrı mümkün yatırım ortaklığı için. eee yani şuradaki bir hani silme geçmemiş artık. Yani diyeceğim o ki yani o ortalamanın da aşağısında bir kapanış yaptığı için biraz olumsuzluk e, söz konusu. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın aracı kurum dağılımında ekranlara getiriyorum. Alanlarda da Zenat birinci sırada, satanlar da vakıf birinci sırada. Yani genel manada baktığımda hepsi e, bizim piyasamızın aracı kurumları arkadaşlar. Yani Bank of America'yı göremiyoruz. Yani yabancı göremiyoruz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.